Süleyman Özışık. Abdullah Gül'ün amacı ne? Bu sorunun cevabı çok basit. 2019 öncesi oluşan siyasi yelpazede kendine bir yer arıyor. Farazi konuşmuyorum. Elimde ilginizi çekecek bazı önemli ve %100 doğru bilgiler var. Paylaşayım. Abdullah Gül'ün Çankaya'dan ayrıldığı günden bu yana gizli bir hoşnutsuzluk içinde olduğunu hepimiz her çok biliyoruz. Çankaya'dan AK Parti Genel Başkanlığına, oradan da Başbakanlık koltuğuna oturmak için çok çabaladığını da biliyoruz. Ama kabul edelim ki bu şansı çok önceden kaybetmişti. Gezi olayları sırasında ortalığı cehennem topuna çeviren şehir iblislerine mesajınızı aldık demesi, Twitter yasaklandığında hükümetin yasak kararına rağmen illegal adresten girip tweet atması, Erdoğan başbakanlık makamına ve evimize dinleme cihazı koymuşlar, hatta cumhurbaşkanımızı bile dinlemişler diyerek FETÖ'yü suçladığında bizim utanılacak bir şeyimiz yok ki dinlesinler demesi ve en önemlisi anayasa referandumunda hayır cephesiyle birlikte hareket etmesi. Bunlar hepimizin gözünün önünde cereyan etti. Lakin bir de perde arkasında yaşanan olaylar oldu. Zaten Erdoğan'ın sabrını da perde arkasında dönen bu olaylar taşırdı. Şurası net ve kesin Abdullah Gül, çevresindekilerin tutku ve tahriklerine daha fazla direnemedi. Yeniden tahta geçmek istiyor. Çevresindekiler şu zamana kadar Türkiye'nin belli illerinde bazı toplantılar tertipledi. Bu toplantılara akademisyenler, bazı gazeteciler ve AK Parti'den kopmuş siyaset eskileri katıldı. İsimlerini söylememe gerek yok, siz onları zaten biliyorsunuz. Bugüne kadar 4 ayrı şehirde 4 ayrı toplantı tertiplendi. Son toplantı bundan bir buçuk iki ay önce Şanlıurfa'da gerçekleşti. Bu toplantılardan birine Abdullah Gül de katıldı. Bununla da yetinmedi eski cumhurbaşkanı. Başta Doğu ve Güneydoğudaki aşiret liderleri olmak üzere tüm illerdeki STK temsilcilerini ve akademisyenleri evinde ağırladı. Onlarla Türkiye'nin gidişatı ve partilerin durumu hakkında konuşup adeta nabız yokladı. Erdoğan bu toplantıların yapıldığından bir süresi önce haberdar oldu ve bunun ne anlama geldiğini sorup soruşturdu. Aldığı cevap vatandaşlarımla istişare yapıyorum oldu. Dikkatinizi şu noktaya çekmek isterim. Abdullah Gül AK Parti'nin pek çok etkinliğine davet edildi bugüne kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat davet etmesine rağmen siyasetle ilgilenmiyorum diyerek özellikle uzak durdu. AK Parti'yi ve Türkiye'yi ilgilendiren pek çok önemli noktada suskun kalmayı tercih etti. Açın Twitter hesabına bakın lütfen. 6 Aralık tarihindeki son paylaşımından sonra nelere sessiz kaldığını göreceksiniz. Ben kısaca özetleyeyim. Trump Kudüs'ü İsrail'e peşkeş çekeceğini açıklamış, Sayın Gül susmuş. Kudüs, İsrail'in başkenti ilan edilmiş, yine susmuş. İslam İşbirliği Teşkilatı toplanmış, yine ses etmemiş. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği toplanmış, Kudüs için toplanmış ve Amerika'ya tarihi bir ders verilmiş. Gül yine susmuş. Türkiye tarihi bir rekora imza atıp %11 büyümüş, ona da tepki vermemiş. Ne zamanki KHK daki karar üzerine bir tartışma başlamış, işte o gün yani 22 gün sonra ortaya çıkıp kaygılıyım demiş. Yukarıda da söylediğim gibi, Abdullah Gül artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı yolu yürümek, aynı kaderi paylaşmak istemiyor. Bunu da artık açık açık belli etmekte beis görmüyor. Ha bundan sonra ne olur? Abdullah Gül 100 bin oy toplayarak bağımsız aday olur mu? Zor zor çünkü noter üzerinden alınacak bu imzaların maliyeti trilyonları buluyor. Geriye referandum döneminde hayır cephesiyle birlikte hareket eden Saadet Partisi kalıyor. İşte orası çok kolay. Süleyman Özışık, Türkiye Gazetesi